İnşallah suremizin kısa bir tefsirine göz atalım. Rabbim ne diyor, ne demek istiyor, ona bir bakmaya çalışalım inşallah. Surenin bu son ayetlerinin içerisinde ilk ayet özellikle altı çizilmesi gereken bir ayeti celiledir. Diğer ayetler daha önceki surelerde sıklıkla gördüğümüz, işlediğimiz konuları işlediği için onları çok daha kısa geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fesadu fil berri vel karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Bima kesebet eydin nas, insanların ellerinin kazandıkları yüzünden. Liyuzikahum, Allah onlara tattırmak için. Ba'dallezî amilû, yaptıklarından bir kısmının neticesini, bir kısmını tattırmak için. Leallehum, belki onlar yarciun, vazgeçerler. Çok kısa mana bu. Şimdi bu ayeti biraz birkaç cümleyle izah etmeye çalışalım. Meali şöyle, parantezli olmak üzere genişletebiliriz ki daha iyi anlaşılsın. İnsanların kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden, kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Düzen bozuldu. Şimdi bu liyuzikahum cümlesi bir yere bağlanacak fakat kolay değil. Burada bir hazif cümlesi var. Bizim parantez cümlesi dediğimiz, onu sona aldık ki daha iyi anlaşılsın. Allah Celle Celaluhu belki vazgeçerler diye yaptıklarından bir kısmının kötü sonuçlarını kendilerine tattırmak için, ayet burada bitti. Allah belki vazgeçerler diye yaptıklarından bir kısmının kötü akıbetini, sonuçlarını onlara tattırmak için, parantez, sebep oldukları fesadın kötü sonuçlarını onlara yaşatmak istemiştir. Onlara yaşatmak istemiştir. Fesat, Kur'ani bir ifadeyle bozulma kelime. Fakat biraz açalım. Bir insanın bizzat müdahalesiyle sebep olduğu her türlü maddi ve manevi, sosyal, iktisadi ve ahlaki bozukluk, olumsuzluklar, kötü manada müdahale, olumsuz anlamda müdahale fesattır Kur'an'da. Başka bir ifade fesat, insanın öz fıtratına ve yaşadığı maddi ortama her türlü olumsuz müdahalesi. Biraz örnekle açıklayalım. Günümüzde zaten bunu yaşıyoruz. Bundan sonra da belki katmerli yaşanacak eğer dikkat edilmezse. Mesela toprağın, havanın ve suyun sanayi atıkları ve şehir çöpleri yüzünden dizginlenemeyen bir şekilde kirlenmesi. Kim yapıyor? İnsan. Bitki örtüsü ve denizlerin artan bir şekilde zehirlenmesi. Yararlı birçok hayvanın ortadan kalkması, yok olması. Özellikle günümüzde ozon tabakasının delinmesi, nükleer silah denemeleri, bütün bunlar bizzat insanın fıtrata, doğaya verdiği zarar yüzünden ortaya çıkan fesat ve sonuçlarını Cenab-ı Hak وَلِيُذِيقَهُمْدَ buyurduğu üzere ettiniz, eylediniz, çekin bakalım. Sonucuna katlanın bakalım diyor Cenab-ı Hak. Başka bir fesat, mesela yaygın uyuşturucu ve içki. Faydalı diye bize lanse edilen birçok ilaç. Ne yapar? Hem bizim biyolojik hem de
genetik yapımızı bozar. Mesela cinsel sapıklıklar, toplumdaki çeşitli haksızlıklar, adaletsizlikler ve zulüm. Bütün bunların sebep olduğu her türlü bozulma ve çürümede Kur'an'da fesat kavramıyla bize ifade edilmiştir. Peki bunlar neden? Son tahlilde neden? Sebep şu: insanın Allah'a ve ahlaki değerlere karşı umursamaz bir tavır içinde olması. Önce maddeyi, ilerlemeyi ön plana alması, bunları geri plana itmesi. Yaptıklarının bir kısmı dedik ya, bima kesebet şey ba'dallezi amilu. Bu dünyada ya zaten yaşıyoruz. Nasıl? İyi bir sebze yiyemiyoruz. İyi bir meyve yiyemiyoruz. Temiz bir su içemiyoruz. Temiz bir ortamdan istifade edemiyoruz. Neticede hastalıklar, hastalıklar, hastalıklar. Bir de bunun ahiret boyutu var. Ba'dallezi amilu, bu dünyada bir kısmı, asıl kısmı karşılığı, bir de ahiret boyutu olarak cezasının olduğunu Kur'an bize bu muhteşem ifadesiyle ifade ediyor. Leallehum yarci'un ile Rabbim kapıyı kapatmıyor. Belki vazgeçerler, belki dönerler diye. Bütün bu zararlı müdahalelerden vazgeçerler de fıtratı tekrar eski haline getirirler, tabiata gereken ehemmiyeti gösterirler diye leallehum yarci'un. Allah Resulü buyurmuşlardır ki bir hadisinde, Buhari'de geçer. Bir mümin ölünce Allah'ın rahmetine kavuşur, dünyanın eziyetinden, sıkıntısından kurtulur. Bir mücrim, bir günahkar ölürse, öldüğü zaman bütün insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar onun elinden kurtulup rahata kavuşurlar. Ne kadar manidar. İşte çevre, işte yaptığımız, işlediğimiz, ettiklerimiz. Demek ki bu ağaçların, bu çevremizdeki varlıkların dili olsa bize ne diyecekler? Bakın, bir mücrim olsa çevre ondan elhamdülillah öldü de kurtuldu derler. Enteresan. Biraz hızlı geçiyorum şimdi. Kul de ki siru fil ard. Dünyayı şöyle bir dolaşın, gezin. Fenzuru keyfe kâne âkibetullezîne min kabl. Bakın bakalım, daha önce yaşamış toplumların hali niceymiş. Bir görün, izlerine bakın. Biz burada bu toplumların yaşadığı coğrafyayı gezmek bizim için de bir emirdir. Görürüz, göremeyiz, az görürüz. Fakat bu ayetin satır aralarındaki manaya bakalım. Bize, hepimize. Yani yeryüzünü fesada veren ve şirk dünyası içinde oldukları için helak olan, geçmiş surelerde öğrendik bunları. Bununla beraber büyük günahları işleyenlerin sonuna bir bakın. Nasıl olmuş? Nasıl oldular? Allah'ın haram ettiği bir numara, iki numara, üç numara neyse, şu kadar büyük günahı işleyen İnsanların hayatlarının sonuna şöyle bir bakın, nasıl olduklarını görün. Kâne ekseruhum müşrikîn. Zaten onların birçoğu müşrik insanlardı. Feakim ey Habibim, sen şimdi peygamberimize hitap, feakim vecheke, varlığını, özünü yönelt, liddînil kayyim, dost doğru olan şu dine, fıtrat dinine. Fıtrat eşittir din, eşittir İslam, Hanif dini. Min qabli en ye'tiye yevm, şöyle bir gün gelmezden önce ki, la meradde lehu minallah, Allah onu geri çevirmeyecektir. Yani Allah'tan yana onun geri çevrilmesi mümkün değil, çünkü Allah'ın muradı bu, geri çevrilmeyecek. Yevme izin yassadda'un, ve o gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Meymene var ya, ashabul meymene. Ma ashabul meymene. Tam kıvamında,
yani kitabı, amel defteri sağdan, kurtuluş içinde olanlar. Bir de meş'eme var, soldan kötü olan, amel defteri verilip de kötü duruma düşenler. Bir de وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ üç grup. Bütün bunların ötesinde ameliyle, imanıyla önden gidenler, kaşifler, öncüler, gruplar bunlar. Vakıa suresinde. İmdi. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ kim küfrederse küfrü onun aleyhinedir. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ve her kim de iman edip ameli salih işlerse فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ işte onlar sonuç itibariyle kendileri için hazırlık yapmışlardır. Yani cennete, kabre ve cennete hazırlık yapmışlardır. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ Allah müminleri, ameli salih işleyen müminleri kendi lütfundan, yani rahmet hazinelerinden, nimet hazinelerinden fazla 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 ödüllendirmek için böyle yapmaktadır mümin insanlara. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحِ Burayı hızlı geçiyorum. Rüzgarları göndermesi, müjdeciler olarak rahmet yağmurunu müjdeleyen rüzgarları göndermesi ve rahmetinden size tattırması, gemilerin onun koyduğu yasalarla denizlerde akıp gitmesi ve sizin de onun fazlından rızkınızı arıyor olmanız ve ona şükrediyor olmanız Allah'ın kudretinin, ilminin, mutlak gücünün belgelerindendir. Bunları geçtiğim için durmuyorum üzerinde. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ Yemin olsun ki senden önce İçinden çıktıkları topluma peygamberler gönderdik. فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onlar o toplumlara bir takım mucizelerle geldiler de. Burayı Kur'an hasrediyor. Mücadele, tebliğ, inkar, inat, şirk. Allah da cezalarını verdi çeşitli toplumlara. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا Biz de onlardan bu tavırlarının karşılığı olarak intikamımızı aldık. وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve zaten inananlara yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Müminler hak edecekler, bittik ya Rabbi diyecekler, yettim kulum diyecek müminler. اللّٰهُ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحِ Allah ki rüzgarları gönderir. فَتُثِيرُ sahabe Sehaben o bulutları savurur. Kim? Rüzgar. Tabi Allah'ın fiil Allah'ındır. Allah'ın yaratmasıdır. Onun gücüyle ama melekleri kullandığı için bu ifade. Allah rüzgarları gönderir. Sonra فَتُث۪يرُ سَحَابَ O rüzgarlar bulutu savurur. Yani önüne katar. فَيَبْسُدُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَى Sonra o bulutu gökte dilediği gibi yayıp döşer. Yani parçalara ayırır, dağıtır. Sonra وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا ve onları parça parça yapar. فَتَرَ الْوَدْقَ ve sen yağmuru görürsün. مِنْ خِلَالِهِ o bulutlar, parçalanmış bulutların arasından bu sürecin sonunda yağmurun yağmaya başladığını görürsün. فَاِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ kullarından dilediğine, yani kullarının yaşadığı topraklara, bölgelere, dilediği yerlere o yağmuru yağdırdığı zaman اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ bir de bakmışsın onlar sevinçten müjdeleşiyorlar. Yani karşılıklı sevinmeye başlıyorlar. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ Oysa ki daha önce onlar اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ bu yağmur onlara inmeden önce, min kablihi bu yağmurdan önce, lemüblisin yağmur yağmadığı için ümitsiz ve suskun bir haldeydiler. Fenzur ila athari rahmetillah. Bak bakalım Allah'ın rahmetinin eserlerine. Keyfe yuhyil mevte erda ba'de mevtiha. Çorak ölü araziyi nasıl diriltiyor?
İnne zâlike, işte bu böyle. Allah toprağı, çorak, araziyi mutlaka dirilttiği gibi lemuhyil mevta, ölüleri de diriltendir, diriltecektir. Ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ve le'in erselnâ rîhâ, biz rüzgarı gönderdiğimizde feraevhu, onlar onu, rüzgarın, bu zararlı bir rüzgar sararttığı ekini, mahsulü, toprağı gördükleri zaman sapsarı, müsfarran, yani işe yaramaz, perişan olmuş. Lezallu min ba'dihi yekfurun, hemen arkasından nankörlüklerine devam ederler. Fe inneke la tusmi'ul mevta, ey Habibim, sen ölüleri ölülere işittiremezsin. Yani ölü kalpli olan insanlara tebliğini ulaştıramazsın. Etkili olamazsın. Kalpler ölü, bitmiş. Ve la tusmi'us summed du'a, sağırlara da davetini işittiremezsin. İza vellev mudbirin, arkalarını dönüp gittikleri vakit. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim, ve sen yine kör olanları, kalbi kör olanları yaşadıkları sapıklıklardan aydınlığa çıkaramazsın. Onlara hidayetin ulaşmaz. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina, sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirirsin. Fehum muslimun, çünkü onlar teslim olmuşlardır. Allahüllezî halakaküm min da'f, Allah ki sizi zayıf bir varlık olarak yaratmıştır. Çocukluk ve bebeklik dönemi. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٍ, bu zayıflığın ardından kuvvet dönemi, güçlü olma, yani gençlik, delikanlılık. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا, bu gençlik, kuvvet döneminden sonra da zayıflık dönemi. Ve şeybe, yaşlılık dönemi. Da'fen kelimesini biz kıraatimize da'f, du'f diye de okuruz. Aynı kıraatin, Asım kıraatinde. Yani min da'fin, min ba'di da'fin, min ba'di du'fin diye de sahih kıraatimiz var. Ve huvel alimul kadir, o alim ve kadir olandır. Amenna. Ve yevme tekûmü sâ'ah, kıyamet gelip çattığı vakit. Yuksimul mücrimûn, mücrim olanlar, mücrim günahı meslek edinmiş olanlar, umursamadan günah işleyenler, bunlar kabirlerinden çıktığı zaman şöyle birbirlerine yeminle söyleyecekler ki مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً, bir saat bile kalmadılar, öyle diyecekler, öyle zannedecekler. كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ, onlar işte böyle döndürülecekler. Yani dünyada nasıl hakkı batıla, batılı hakka karıştırıp da yanlış şeyler yaptılar ise burada da hesapları, düşünceleri tutmadı. Yani o bir saat kaldık ifadelerinde çarptırıldılar, yanlışa düştüler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ, İlim ve iman sahibi kimseler, kendilerine ilim verilen, iman nasip edilen kimseler ne dediler? Dediler ki لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ, siz Allah'ın takdirince, Allah'ın kaderince, kitabında takdir ettiği üzere öldükten sonra dirilme gününe kadar burada kaldınız. Öyle bir saat değil, diriliş gününe kadar kaldınız. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ, ve işte diriliş günü. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, oysa ki siz ve fakat siz bunlardan haberdar değilsiniz. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, o gün, bu kıyamet gelip çattıktan sonra mahkeme-i kübrada haksızlık yapan, zulmeden kimselerin bunlara esas olmak üzere ortaya koydukları mazeretlerinin bir menfaati olmayacak. Ve la hum yustatebun, onların yeniden amel işleme,
dünyaya dönüp de yeniden amel işleme yönündeki istekleri de kabul edilmeyecektir. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ İşte ayetin artık surenin son dikkatimizi çekmesi gereken özeti. Ey insanlar, ey Kur'an okuyanlar, biz size Kur'an'da işte böyle her türlü misali açık açık anlatıyoruz ki Kur'an okuyun, Kur'an'ı okuyun. وَلَاِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ Ey Muhammed, sen onlara bir mucize, bir delil getirsen de لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O münkir kafirler, müşrikler, Mekkeli müşrikler diyecekler ki اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ Siz asılsız, mesnetsiz şeyler uyduruyorsunuz. Böyle şeyler eskiden yoktu. Nereden çıkardınız? Peygamberimize ve müminlere diyecekler. كَذَٰلِكْ Pekala, işte böyle. Böyle diyecekler ki يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah bilmeyen, bilmek istemeyenlerin kalplerini artık mühürlemiştir. Fasbir, Habibim sen sabret. اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ Allah'ın vaadi haktır, mutlaka olacaktır. وَلَا يَسْتَقِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوْقِنُونَ Ve o gevşek, imanı gevşek, ha var ha yok olanların hali seni asla tedirginliğe, gevşekliğe sevk etmez. Evet, bu fasıl ile suremizi bitirmiş oluyoruz.